arkadaşlar kahvaltını yap. Beraber kalk şimdi. Birlikte ürünün birlikte. Hocaların gözü bebeği. Bir insanı gerçekten gönülden sevdiğin zaman, bir insanı saf duygularla sevdiğin zaman... Bir kere anne demedi. Hep annem sana böyle hitap eder. Yanında da sana annem derdi. Biz her zaman senin yanındayız. Her zaman da senin yanında olacağız. Bunu hep bil. Senin burada çok büyük bir ailen var. Hiç bugüne kadar yalnız bırakmadık. Gel dediğinde nasıl geldiysek bundan sonra... Bana çok acı veriyor. 2 hafta önce biz pırıl pırıl hekimler yetiştirdik ve gururla mezun ettik. Biliyorum ağlamadan konuşamayacağım. O kez sevinç gözyaşları döktük. Sevinim o çayla yan yana oturuyorduk. Hepsi sahneye çıktığında biliyoruz hepsi ışıktı. O çocuklar yetişirken annelerini babaları bize güzel evlatlar gönderiyor. Biz de iyi birer hekim yetiştirmek istiyoruz. Konuşma, korktum. Hadi telefon yapıyordum. Herkes severdi. Hiçbir ayrım yapmazdı. Olgusu yoktu onun. Karşındaki insandı ve o da yardım ederdi. Ben inanıyordum çok iyi bir hekim olacaktı. Zaten isim telafi etmiyorum. Cihaniye'nin sağlıklarına uğradı. Çok acı benim yüzümden. Beni korkmak için. Bu ülkede daha ne kadar kadınlar korunmaya muhtaç kalacak? Bence bunu biraz sorgulamamız yanımızda beyler de var. Bu beyleri de biz anneler yetiştiriyoruz. Başkaları yetiştirmiyor. Ben inanıyorum ki ben çocuğun yanında çok iyi bir iki evlat yetiştirdim. Bu değil. Acı çok derin. Günü bana bir gün geldi dedi ki anne dedi ben de erken öleceğim dedi. Hiçbir şey yoktu ortada. Dedim kızım tövbe de yani Allah'ın yüzüne gider bak. Yani böyle şeyler konuşma dedi. Yok anne dedi, bak dedi, bir bunları alırsam sen dimdik ayakta duracaksın, sakın üzülme. Hayatına kaldığın yerden devam et dedi ama beni bıraktığı nokta böyle hani çok devam edecek gibi, edilebilecek gibi gelmiyor bana. Çok zor geliyor, çok zor bir yokuşta bıraktı beni. Bir cümleyle anlatırım kendisini. Abisi olarak bile benim örnek alabileceğim bir insan. Kendisini feda etti. Onun yerinde ben de olabilirdim. Bunu düşünerek bir takım şeyler yaptı. Annemi korumaya çalıştı. Beni uzak tutmaya çalıştı. Anlatmama gerek yok. Zaten anlamışsınızdır neler yaşadığınızı. Bu yaşa gelene kadar ya da Gülnur o yaşına, o gününe kadar neler yaşamıştır hepiniz. Şimdi daha iyi anlamışsınızdır. Ailelerinizin kıymetini bilmenizi istiyorum. Bunu bizim yerimizde olmadan maalesef anlayamıyorsunuz. Ben şimdi sizlere bir müjde vermek isterdim. Ancak o yarınki bir toplantıda karar verecekmiş. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah. Thank you.
benim parçalarım. Şunları diyorum lan.